oldum. Mezun olduktan sonra University of California San Diego'ya doktora yapmaya gittim. Doktoram sırasında da işte bu Nvidia GPU'ları ve PlayStation 3, PlayStation 3 üzerinde çalışmalar yaptım, araştırmalar yaptım. Aslında bu çalışmaları yaparken o zaman bu çipler sadece oyunlar için kullanılıyordu, oyun dizayn için kullanılıyordu. İlk defa ben ve benim gibi birkaç araştırmacı bunları süper bilgisayarlarda kullanabilir miyiz sorusuna cevap aramaya başladı. Ve doktora tezimi bunun üzerine yaptım. Doktoradan sonra Luis Alvarez bursunu alaraktan doktora sonrası araştırmacı olarak Berkeley Lab'a geçtim. Ve Berkeley Lab'da süper bilgisayarlarla çok daha haşır neşir oldum. O zamanlar exascale bilgisayarları dizayn edilme aşamasındaydı. Ve ben de performans modellemesi yaparak bu bilgisayarlara yardımcı oldum dizayn edilmesine. 2014'te de Koç Üniversitesi'ne geldim. Orada kendi araştırma labımı kurdum. Paralel ve multi-core labını kurdum. Araştırmalarımı yapmak için de Mercury, Avrupa Konseyi'nden Mercury fonunu aldım. İlk süper bilgisayarlar hakkındaki ilk TEDx sunumunu yine 2019 yılında yaptım. Bilim Akademisi tarafından da bilim insanı seçildim 2019 yılında. Son olarak da ERC fonunu aldım. ERC fonu Avrupa Konseyi'nin verdiği en prestijli araştırma fonu. Türkiye'den bilgisayar alanında alınmış ilk fon bu. Bu projeden biraz daha ilerleyen sunumda bahsedeceğim. Şimdi süper bilgisayarlar nedir? Gördüğünüz fotoğrafta bir süper bilgisayarı görüyorsunuz. Bu dünyanın en hızlı ikinci süper bilgisayarı. Birinciydi geçen sene, bir sene önce. Şu anda ikinciliği geriledi. Gördüğünüz gibi oldukça devasa, büyük bir süper bilgisayar. Kocaman bir odayı kaplıyor. Birazdan özelliklerini söylediğim zaman siz de takdir edeceksiniz ki bu bilgisayar gerçekten süper. Bu bilgisayar aynı zamanda Oak Ridge National Lab'de yer almakta. Şimdi bilgisayarın adı Summit, süper bilgisayarın adı Summit. Summit'in birkaç özelliğine bakalım ve neden süper olduğunu siz de anlayacaksınız. Summit 74 senelik kesintisiz çekilmiş videoyu saklama kapasitesine sahiptir. Yani aralıksız 74 sene çekilmiş yüksek çözünürlüklü videoyu saklama kapasitesine, diskine saklama kapasitesine sahiptir. Bir başka özelliği de Summit 297 kilometre kablo içerir. Şimdi 297 kilometre kablo ne demek? İstanbul'dan Eskişehir'e yaklaşık 297 kilometre. Yani bu makine o kadar kablo içermekte. Bir başka özellik de 15 ton su içen harcamaktadır kendini soğutabilmek için. Summit çok fazla işlem yaptığı için ısınır. Bu ısındığı soğutmamız için de yaklaşık 15 ton su gereklidir. Dakikada bu kadar su gereklidir. Şimdi biz süper bilgisayarları aslında saniyede yaptığı işlem kapasitesine göre sınıflandırıyoruz. Bu süper bilgisayarda saniyede 200 katrilyon işlem yapma kapasitesine sahiptir. Şimdi 200 katrilyon ne biraz açalım, yani nasıl bir şey daha iyi anlayabilmemiz için. Dünya nüfusunu düşünün, 7 milyar insan var. Bu 7 milyar insanın her birinin bir saniyede bir toplama işlemi yaptığını düşünelim. Eğer bu 7 milyar insan yemeden içmeden 300 gün toplama işlemi yaparsa ancak Summit'in bir saniyede yaptığı işlem kapasitesine erişebiliyor. Ben Summit'in dünyanın en hızlı ikinci bilgisayarı olduğunu söylemiştim. Birinci bilgisayarı Fukabu Summit'in yaklaşık 2,5 katı saniyede işlem yapabiliyor. Yani 500 katrilyon işlem yapabilme kapasitesine sahip. Peki
Süper bilgisayarlar hakkında ilginç şeylerden bahsettim. Biraz daha ilginç bir şeylerden bahsetmek istiyorum. 1985 yılında ki süper bilgisayar Cray 2 10 üzeri 19 işlem yapabiliyordu. Yani 1 milyar işlem yapabiliyordu saniyede. Daha sonra geliştirilen, 1998'de geliştirilen süper bilgisayarda RedASCII 10 üzeri 12 işlem yapabiliyordu. 2008 yılında geliştirilmiş Roadrunner süper bilgisayarı ise 10 üzeri 15 işlem yapma kapasitesine sahipti. Şimdi düşünelim 10 üzeri 15 işlem yapabilen bir bilgisayar o kadar fazla işlem yapabiliyor ki yani insan dedim ya insanların nüfusuna her birim bir işlem yapabilse bile 300 bin işlem yapmaları gerekiyor bu bilgisayarların kapasitesine erişmek için. 2022 gibi de biz 10 üzeri 18 işlem yapabilen bir bilgisayar bekliyoruz. Henüz 10 üzeri 18 işlem yapan bilgisayar geliştirilmedi. Yani bu ne demek? 2008'deki bilgisayarın 1000 kat daha hızlı çalışan bir süper bilgisayar demek. Şu anda 10 üzeri 17 işlem yapan var. Mesela Summit 10 üzeri 17 işlem yapabiliyor. 10 üzeri 18 işlem yapan henüz icat edilmedi. Bir başka ilginç şey de hepimizin cep telefonu var. Cep telefonlarınızı düşünün. Sizin cep telefonunuz 1985'teki süper bilgisayardan aslında 50-100 kat daha hızlı çalışıyor. Hepimizin bir dizüstü bilgisayarı var veya masaüstü bilgisayarı var. O da 1998'deki bilgisayardan daha hızlı işlem yapma kapasitesine sahip. Bu ne demektir? Aslında Summit gösterdi mi birkaç fotoğraf önce? O devasa bir apartman dairesi büyüklüğündeki bilgisayar 20 sene içinde küçülüp dizinizin üstüne gelecek. Yani o kadar hızlı teknoloji gelişiyor ki 20 sene sonra Summit'i siz kucağınızda tutuyor olabileceksiniz veya sırt çantanıza taşıyor olabileceksiniz. Şu soruyu sorabilirsiniz. Yani 2022 deki süper bilgisayarı için ben neden Summit birkaç tane yan yana dizip Summit gibi bir bilgisayar yapmıyorum da 10 üzeri 18'lik bir bilgisayara sahip değiliz. Çünkü bu bilgisayarlar aşırı derecede elektrik harcıyorlar aynı zamanda. 15 ton dakikada su harcıyor dedim kendini soğutmak için. 1985'in süper bilgisayarı 10 hanenin harcadığı elektriği harcarken şu andaki bilgisayarlar süper bilgisayarlar aslında bir şehrin harcadığı enerjiyi harcıyorlar. Eğer biz summitleri birleştirip bir süper bilgisayar yapmaya çalışırsak bu demektir ki biz aslında bir süper bilgisayar inşa ederken yanına da bir nükleer santral kurmamız gerekiyor. Bu da tabii ki çok olası bir şey değil. Şimdi burada videoda şey görüyorsunuz, bir süper bilgisayarın soğutma sistemini görüyorsunuz. Devasa bir soğutma sistemi var. Arkadaki köprüye dikkat ederseniz bu soğutma sisteminin ne kadar büyük olduğunu da anlayabilirsiniz. Bu Japonya'daki bir bilgisayarın soğutma sistemi. Pardon. Şimdi süper bilgisayarların biraz bu hesaplama kapasitelerinden bahsettim ama süper bilgisayarlar nerede kullanılır, niçin kullanılır biraz da onlardan bahsedeyim. Süper bilgisayarlar aslında günlük hayatımızın birçok evresinde kullanılır. Biz farkında olmadan onları kullanırız. Mesela burada bir iklim modellemesine örnek veriyorum. Bu iklim modellemesi sayesinde biz 50 sene sonra İşte hangi bölgelerde deniz seviyesi çok yükselecek, nerelerde kuraklık olacak bunları tahminleyebiliyoruz. Eğer süper bilgisayarlar olmasaydı biz bu tip simülasyonları zaten veri büyüklüğünden dolayı kendi bilgisayarımızda yapamazdık. Veya diyelim ki veri küçük bilgisayarımızı kendi bilgisayarımızda yapmaya çalışıyoruz. Bu sefer ne olacaktı? Biz bu simülasyonu 2 senede yapabilecektik. Sürekli kendi bilgisayarımızda çalıştırıyor olsak 2 sene sürecekti. Ama biz bunları süper bilgisayarlarda günler mertebesinde daha hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyoruz. Süper bilgisayarlar bizim günlük hayatta
testini yapamadığımız veya maliyetinin çok yüksek olduğu, testini yaptığımız zaman maliyetinin çok yüksek olduğu durumlarda önem kazanıyor ve ciddi şekilde maliyet azaltmakta ve zamandan tasarruf etmekte yardımcı oluyorlar. Bir başka örnek verelim burada. Bu da bir deprem simülasyonunu gösteriyor. Burada da işte Güney Kaliforniya'da depremin nasıl yayıldığını, hangi bölgeleri ne kadar etkilediğini gözlemlememize yardımcı oluyor. Endüstriden de bir örnek verelim. Hep bilimsel şeylerden, simülasyonların dışında. Bu da bir uçak modellemesi. Uçak modellemesinde bir süper bilgisayarlarda yapabiliyoruz. Mesela bir kanat dizaynı yapacaksınız. Bu kanadın en daha aerodinamik açısından en iyi, en efektif olanı süper bilgisayarlarda yapabilirsiniz. Ve bir dizayn mesela %5 ağırlık azalmasına neden olabiliyor ve böylelikle 200 metrik ton yakıt tasarrufu yapılabiliyor. Bu nedenle süper bilgisayarlar oldukça önem arz etmekte. Başka örnekler de vereyim. Bunlardan bir tanesi mesela ilaç geliştirmede. İlaç geliştirmede çok fazla aday molekül vardır ve bu aday moleküllerden bazılarının aslında klinik testleri ve laboratuvar testleri yapılması gerekir. 3 milyon adaydan süper bilgisayarlar sayesinde çok daha az adayı indirgeyip bunları klinik testleri, lab testleri yapılır. Bir başka sektör otomotiv tasarımı. Otomobiller işte tasarımları 60 aydan 24 aya süper bilgisayarlar sayesinde indirilebilmiş durumda. En fazla kullanılan alanlardan bir tanesi petrol araştırmalarında, aramalarında. Düşünün, yeryüzünde veya okyanusta petrol arıyorsunuz ve çok büyük bir alan ve yanlış yerde aradığınız zaman maliyeti yüksek, arıyorsunuz hiçbir petrol çıkmıyor. Çıkmadığı zaman o yaptığınız yatırımlar boşa gitmiş oluyor. Bu nedenle petrol aramalarında süper bilgisayarlar çok sık kullanılır. Bir dolarlık yatırımın süper bilgisayarları 267 dolara olarak geri döndüğü petrol araştırmalarında gösterilmiştir. Süper bilgisayarların bir başka kullanıldığı alan da veri analizi ve derin öğrenmedir. Bu daha yeni bir alan, süper bilgisayarların kullanıldığı yeni bir alan. Verinin büyüklüğünün artmasıyla, derin öğrenmenin işte hesaplamaların artmasıyla süper bilgisayarlar oldukça önem kazanmıştır bu alanda da. Bir örnek vereceğim. Sadece 2017 yılında Amerika'da hava muhalefetinden dolayı 200 milyar dolarlık hasar oluşmuştur. Bu da sigorta şirketlerinin çok işin önemli bir bilgidir. Çünkü sigorta şirketleri evlerinizi veya işte arabanızı sigortalarken riskli bölgelerde misiniz, değil misiniz, bunu bilmek ister. Ve sigortalamayı ona göre, fiyatlandırmayı ona göre yapar. İşte bu nedenle de iklim modellemeleri, işte nerede fırtına olacak, nerede hortum çıkacak, ne şiddetli olacak, bu bilgiler veri analizleri sonucunda, süper bilgisayarlarda yapılan veri analizleri sonucunda elde edilebilir. Bunlar süper bilgisayarların kullanım alanlarıydı. Şimdi benim yaptığım araştırmalara geçelim. Neler yapıyorum ben? Onlara geçmeden önce birkaç tane fotoğraf paylaşacağım sizinle. İnsanlar böyle yeni bir şehre falan gittiği zaman işte tarih eserler önünde veya doğal güzellikler önünde fotoğraf çekilirler. Ben de böyle yeni bir şehre gittiğim zaman mühendislik harikası olarak düşündüğüm süper bilgisayarlar önünde fotoğraf çekilmeyi seviyorum. Bu Japonya'da K bilgisayarı. Bu işte Suudi Arabistan'a gitmiştim. Şahin süper bilgisayarı. Orada yine petrol araştırmalarında kullanılan bir süper bilgisayar. Bu da Barcelona'ya pandemiden önce, hemen önce gitmiştim Kasım ayında. Barcelona'daki süper bilgisayar merkezinden. Oğlumla gitmiştim oraya. Oğlumun da ilk süper bilgisayar deneyimi, o zaman 1,5 yaşındaydı. İlk süper bilgisayar deneyimi oldu. Bilmiyorum, hatırlar mı şimdi, çok küçüktü o zaman ama belki hatırlamaz. İlginç bir şeydir.
Yaptığımız süpervizyonlarda yaptığımız araştırmalardan dolayı yakınlarda bir gazeteye manşet olduk. Süper Didem diye. Ufak bir şey vardı haberde yalnız, hata diyeyim ya da öyle kurgulamışlar. İşte Didem Hoca süper bilgisayar geliştiriyor diye manşet yapmışlar. Aslında biz süper bilgisayar geliştirmiyoruz, süper bilgisayarlar için yazılım geliştiriyoruz. Şimdi önümüzdeki slaytlarda, bir sonraki slaytlarda size süper bilgisayarlar için geliştirdiğimiz yazılımlardan bahsedeceğim. Bütün geliştirdiğimiz yazılımların da aslında donanımdan bir motivasyonu var. Donanımdan gelen bir motivasyonu var. Bu motivasyonları anlatacağım. Donanımdaki trendleri anlatacağım. Bu trendlere de nasıl biz yazılımla cevap veriyoruz, onları anlatmaya çalışacağım. Şimdi donanım dünyasındaki birinci trend, ben buna alıştık artık diyorum bu trende. Çünkü bu trend yaklaşık işte 15 senedir var. Artık yazılımların bu trende adapte olmuş olması lazım. Olmadıysa da geç kaldınız. Bir şeyler yapmanız lazım diyorum. Bu trendin adı aşırı derecede paralellik. Daha önceden biz bir işlemci kullanıyorduk işlem yaparken. Bir tane işlemcimiz vardı. Paralelleştirmeye gerek yoktu. Uygulamamızı onda çalıştırıyorduk. Her şey güllük gülistandı. Ama 2005, 2004, 2005'te artık biz çok çekirdekli işlemcilere geçtik. Bu ne demektir? Aldığınız bir çip çok çekirdekli işlemci içeriyor. Ve sizin bundan faydalanabilmeniz için de uygulamanızı ona göre dizayn etmeniz gerekiyor. Ve paralel donanım her yerde şu anda. Evdeki bizim televizyonumuz mesela 4 tane işlemci içeriyor. İşte bir sunucu aldınız, bir iş istasyonu aldınız, içinde 64 tane işlemci var. Cep telefonunuzda 6 tane işlemci var. İşte dünyanın en hızlı süper bilgisayarı Fukabu'da 7,6 milyon işlemci var. Bu ne demektir? Geliştirdiğiniz uygulamalar bu paralelliğe adapte olmak zorundadır. Ve biz de bu konuyla ilgili bir araştırma yaptık doktor öğrencimle. Birkaç sene önce doktor öğrencimle süper bilgisayardaki işlemci fazlalığı, yani işlemci sayısı çok arttığı için haberleşmede sorunlar çıkıyor. Yani eğer sizin 3-5 tane işlemciniz varsa birbirleri arasında haberleşmede çok problem olmuyor. Yani haberleşme derken işte diyor ki ben bitirdim, sen bitirdin mi işini? Bitirdiysen bana şu veriyi göndersene. Yok bitirmedim, daha birazdan göndereceğim falan filan gibi konuşmalar, yani haberleşmeler var işlemciler arasında. Ve sayı arttıkça işlemci sayısı sizin haberleşmeniz ve ortalıkta dolaşan mesaj trafiği çok fazla oluyor. Ve buna bir çözüm üretmeniz lazım. Doktor öğrencimle bir asenkron haberleşme yapan yürütücü sistem geliştirdik. Ve bu yürütücü sistemi de bir süper bilgisayarda uygulama üzerinde test ettik. Ben bu problemi şeye benzetiyorum aslında. Trafikte yani 10 tane araba varsa çok fazla kurala gerek yoktur veya herhangi bir algoritma geliştirmenize gerek yoktur, ama 1 milyon tane arabayı siz bir şehre koyduğunuz zaman bir şeyler yapmanız lazım trafik oluşmaması için. Bir algoritmanızın bazı iyileştirmeleri yapmanız lazım. İşte bizim de bu yürütücü sistemimiz uygulamanın içindeki haberleşmeyi optimize eden, onları daha efektif bir şekilde yapan bir sistem geliştirdik ve bunu tam 278.528 işlemcide test ettik. Daha fazla işlemcide test edebiliriz. O çalıştırdığımız makine ancak bu kadar işlemciyi bir kullanıcının kullanmasına izin veriyordu, ama bizim geliştirdiğimiz aslında yürütücü sistem çok daha ölçeklenebilir. Belki trafik sorununu çözemedik ama İstanbul'un bu süper bilgisayarlardaki haberleşme sorunun bir kısmını bir nebze olsa çözdük diye söyleyebilirim. Bir başka trend de donanım dünyasındaki ikinci bir trend de ben bunu baş ağrıtan diyorum. Çünkü biz
genelde yazılım geliştirirken buna çok önem vermeyiz veya bunu düşünmeyiz. Daha sonradan düşünürüz veya hiç düşünmeyiz. Biz yani donanım bunu hallediyor diye düşünürüz ama aslında halletmiyordur. Ve o da veri yerelliği. Şimdi veri yerelliğinden kastım nedir? Onu biraz açayım. Biz bir toplama işlemi yapacağız diyeyim. A artı B. Bunun için işte işlemimiz var, belleğimiz var. A, B ilk önce bellekte. Değil mi? İşlem yaparken bu A, B'yi biz bellekten işlemciye taşıyoruz registerlara. Değil mi? Ondan sonra A artı B'yi hesaplıyoruz. Peki bu işlemleri yaparken biz ne kadar enerji harcıyoruz? Bu işlemleri yaparken 70 pikojül enerji harcıyoruz. Peki bu 70 pikojülün ne kadarı AB'yi toplamaya işlemine harcanıyor? Yaklaşık 1 pikojülü toplama işlemi yapmaya harcanıyor. Peki gerisi ne oluyor? Gerisi bu verinin işlemciye getirilmesi, götürülmesi ve kontrolleriyle geçiyor. Yani biz aslında şunu diyebiliriz, hesaplama o kadar ucuz ki veri hareketi onun yani veri hareketi o kadar pahalı kalıyor. Yani çok hesaplamaya göre aşırı derecede pahalı veya şöyle diyebiliriz, hesaplama veri hareketine göre aşırı derecede ucuz. İstediğiniz kadar toplama çıkarma yapabilirsiniz, hiç problem değil ama veriyi bir yerden bir yere götürmek asıl o baş ağrıtan kısım hale geliyor. Peki bunun için biz neler yapıyoruz? Şu anda geliştirdiğimiz bütün yazılımlar veri yerelliğine önem vermiş ve veri yerelliği prensibine dayalı yazılımlar geliştiriyoruz. Bunlardan bir tanesini örnek verecek olursak TIDA adında bir kütüphane geliştirdik. TIDA veriyi parçalara ayırıyor ve bunu işlemcilere dağıtıyor ve bu işlemciler kendisinde yerel olan, lokal olan data üzerinde işlem yapıyor. Ve bu veri parçalarının arasındaki işlemleri işlem haberleşmeyi de otomatik olarak yapıyoruz. Bunu aslında ekonomiden örnek verebiliriz. Ekonomide prensip şudur. Ürettiğin yerde tüketirsen en verimli olan odur. Eğer ürettiğini başka yere taşıyorsan hem taşıma maliyeti çıkar, hem koruma işte bozulabilir yolda diyelim ki veya saklama maliyeti çıkar. O yüzden en etkin olan aslında ürettiğin yerde tüketmektir. Biz de bu prensibe dayanaraktan veri ürettiğimiz yerde tüketme prensibine dayanaraktan yazılımlar geliştiriyoruz ve bunu geliştirdiğimiz bütün araçlarda da uyguluyoruz. Üçüncü trende bakalım. Üçüncü trende ben kara kara düşündüren diyorum çünkü bu aslında yazılımcılardan ziyade donanımcıları kara kara düşündüren bir trend. Şimdi o trend ne? Bakalım. Biliyorsunuz bilgisayarlarımızın, işlemcilerimizin yapı taşı transistörler. 2001 yılındaki transistörün büyüklüğü bir transistörün 130 nanometreydi. Daha sonra biz bunu 90 nanometreye, daha sonra 65'e, daha sonra 45'e, daha sonra 32 nanometreye, 22'ye, 14'e, 10'a ve 7'ye kadar düşürebildik. Ve bu kaç sene içinde oldu? Yaklaşık 20 sene içinde 130 nanometreden 7 nanometreyi düşürebildik. 7 nanometre, şu anda 5 nanometre olan cep telefonları var. Ama genelde işte AMD veya ARM sunucu aldığınız zaman onlar 7 nanometre çip ile geliyorlar. 7 nanometreyi rahatlıkla şu anda alabilirsiniz. Bu hızlı değişime biz ne diyoruz? Moore kanunu. Yani 1965'te Gordon Moore ne demişti? 2-3 senede bir transistör sayısını 2 katına çıkarabiliriz. Neden çıkarabiliriz? Çünkü transistörler küçüldü. Küçüldü. O kadar küçüldü ki neredeyse birkaç atom büyüklüğüne geldiler. Peki 7 nanometreden sonra ne var? 5, tamam 5'i yapabildik diyelim. 3 var mı? 1 var mı? 1'in altına inebiliyor muyuz? Maalesef şu anda inemeyeceğimizi öngörüyoruz. Çünkü 1 atom büyüklüğüne gelmiş oluyor. 1 atom büyüklüğüne geldiği zaman da bu işlemciler
güvenilir olmuyor. Ne demek güvenilir olmuyor? Yani sıfır mı bir mi karar veremiyor. Kararsız hale geliyor işlemci. Öyle olunca da tabii ki hesaplama yapmamız imkansız hale geliyor. Biz buna işte Moore kanunun sonu yaklaştı diyoruz. 2025 yılı Moore kanunun sona ereceğini ve alternatif teknolojilerin çıkması gerektiğini düşünüyoruz. Ve bu da donanım dünyasını hakikaten kara kara düşündüren bir durum. Ve alternatif ve egzotik işlemciler ortaya çıkacak. Şimdi alternatif ve egzotik derken neyi kastediyorum? Mesela kuantum bilgisayarları olabilir, işte FPGA tabanlı bilgisayarlar olabilir veya nonomorfik işlemciler olabilir veya işte özelleşmiş işte specialized chip dediğimiz özelleşmiş işlemciler içeren bilgisayarlar daha yaygın hale gelecek. Bununla ilintili olan bir trend de Moore kanunu sonu yaklaştığı için ilintili olan bir trend de bizim kaçınılmaz son dediğimiz dördüncü bir trend de heterojenlik. Heterojenlik nedir? Biz işte işlemcilerimiz vardı hep aynı tipti. Multicore'da hep aynı tipti çok çekirdekli işlemcilerimiz. Ama bunların artık hızlandırıcılar içereceğini öngörüyoruz. Ve hızlandırıcılar da içeriyorlar artık. Mesela Summit süper bilgisayarı başlarda bahsettiğim bir ağ düğümün içinde 22 tane çekirdek artı 6 tane de hızlandırıcı yani Nvidia GPU içeriyor. Ve bunun daha da heterojen olacağını yani farklı tip hızlandırıcıları içereceğini öngörüyoruz. Ve yani uzak bir zamanda değil yani birkaç sene içinde bunu öngörüyoruz. Ve mesela bir iPhone'da şu anda zaten çok çeşitli işlemciler var. GPU var, CPU var, Neural Engine var, kamera çipi var. Birçok işlemci aynı anda bir integrated olarak bir işlemcinin içinde yer almakta. Peki biz neler yapıyoruz bu konuda? Tam da bu heterojen, karmaşık işlemciye çözüm olarak da, şimdi çözüm olarak diyorum çünkü yazılımcı olarak düşünün kendinizi. Yazılımcı olarak nasıl programlayacağım ben bunu? Çok farklı işlemciler var. Bunların arasında haberleşme lazım. Onun veri göndermesi lazım. Uygulamamı nasıl ben böleceğim? Kim nerede çalışacak? Bu gerçekten karmaşık bir problem yazılımcı için. Tam da bu noktada bir proje önerisi sundum Avrupa Komisyonu'na. Projenin adı Beyond Moore. Yani Moore yasası sonrası yazılım. Ve ERC'den Avrupa Konseyi'nden çok bu prestijli olan bir fonu aldım. 1,5 milyon avro. Önümüzdeki 5 senede ekibimle birlikte Moore yasası sonrası yazılımlara yazılım geliştirmeyi çözüm olmayı hedefliyoruz. Biraz daha açacak olursam mesela bir uygulamanız var ve içinde farklı fonksiyon diyelim veya farklı bölgelerini farklı işlemcileri nasıl eşleştireceğiz ve otomatik bunu nasıl yapacağız, nasıl çalışacak? İşte biz de buna cevap bulmaya çalışıyoruz. Farklı işlemcilere gidebilir bu işlemler ve birden fazla da kullanabilirler. Ölçeklenebilirliğini de sağlayabiliriz. İşte Beyond Moore projemizde buna bu yazılımları geliştirecek ve çözüm olacak. Ve yazılımcıları bu kabustan çıkaracak diye ümit ediyoruz. Donanım dünyasındaki beşinci trend de ben buna beklenmedik bir trend diyorum. Neden? Çünkü süper bilgisayar camiası olarak biz bunu beklemiyorduk, öngörmüyorduk. Ama ne oldu? Makine ve derin öğrenme o kadar popülerleşti, o kadar yaygınlaştı ki artık süper bilgisayarların bu alanda kullanılması kaçınılmaz oldu. Aslında bakacak olursak 1958 ve 93 arasında derin öğrenme çok teorik çalışmalar vardı. Pratikte çok uygulanamıyordu çünkü ölçeklenebilirlikleri yoktu. Ama 2012'de GPU'lar kullanılmaya başladı bu alanda ve 2016'dan sonra da ciddi bir patlama oldu. Neden? Hem veri miktarı arttı hem de insandan daha
işte doğru sonuç veren derin sinir ağları geliştirildi. Ve 2016'dan beri de çok yaygın olarak kullanılmaya başladı süper bilgisayarlar. Bununla alakalı yine bir proje fonu aldık Avrupa Komisyonu'ndan. 2,6 milyon avroluk. Burada ben koordinatörüm bu projede de. Bu projede yarın başlıyor. O yüzden çok heyecanlıyız. Yarın proje başlıyor. Proje ortaklarımız var. 6 ortaklı bir proje. Avrupa'dan ve Türkiye'den Sabancı Üniversitesi de bulunmakta bu projede. Ayrıca bu projede Graphcore yer alıyor. Graphcore AI çipi yapan bir şirket, firma ve onlarla bu proje ortaklarıyla derin öğrenme ve veri analitiğinde gelen uygulamaları nasıl yeni nesil işlemcilere uyarlayabiliriz? Bunun üzerinde 3 sene boyunca araştırmalar yapacağız. Evet, şimdi biraz konuyu biraz değiştirelim. Türkiye'de kaç tane süper bilgisayar var? Onlardan bahsedeyim. Bundan bahsetmeden önce TAP 500 diye bir organizasyon var. TAP 500 diye ararsanız bulabilirsiniz Google'da. Bu dünyadaki en hızlı süper bilgisayarları hesaplama güçlerine göre sınıflandıran bir organizasyon. Toplam hesaplama güçlerine baktığınızda mesela Amerika'da her zaman liderdi. Yani TAP 500'de birçok bilgisayar Amerika'daydı. Avrupa'da arkasından takip ediyor. Japonya'da. Bahsettiğim gibi Japonya'da dünyanın en hızlı süper bilgisayarı şu anda Japonya'da. Türkiye'ye bakacak olursak ilk 500'de henüz Türkiye'den bir bilgisayar yok ama belki süper bilgisayar diye nitelendirebileceğimiz altyapılar var. Mesela Turuba altyapısı TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırmacılara Turuba altyapısı sağlanıyor ve orada işte hesaplamalar yapılabiliyor. Aynı zamanda İTÜ'de bir merkez var. Koç Üniversitesi'nde de İş Bankası'nın desteğiyle bir merkez, bir cluster kuruldu. Ama bunlar tabii ilk 500'e girecek seviyede değil. İlk 500'e girecek seviyedeki bir bilgisayarda TÜBİTAK, Barcelona Süper Bilgisayar Merkezi ve Hırvatistan ortaklığıyla şimdi 2021-2022 yılında bir süper bilgisayar kurulma aşamasında ve bu bilgisayarda biz Türkiye'den erişiyor olacağız. Makine Barcelona'da olacak ama Türkiye'den araştırmacılara açık olacak. Bir başka eklemek istediğimde bu figüre Çin. Şimdi Çin'e bakarsanız 2002'den önce hiçbir işte süper bilgisayar altyapısı falan yoktu. Ama son yıllarda çok atağa geçti. Çünkü süper bilgisayarların gücünü fark etti. Neden? Çünkü süper bilgisayarınızın olması ne demek? Hızlı bir şekilde ilaç geliştirmek, hızlı bir şekilde otomotiv sanayinde ilerlemek, hızlı bir şekilde petrol araştırmaları yapmak, veri analitiği yapmak, enerji sektöründe önde olmak demek. Yani sizin ordunuz kuvvetli olabilir, sağlık alanında iyi olabilirsiniz, eğitimde iyi olabilirsiniz ama artık teknoloji, her şey bilgisayar tabanlı ve hesaplama gücünüz o denli çok önem kazanmış durumda. Ve ülkelerin hesaplama güçleri de en büyük güç aslında bu süper bilgisayarlardan geliyor. Bu nedenle bizim de bence artık Türkiye'de de süper bilgisayar ilk 500'e girecek, ilk 100'e girecek bir süper bilgisayarımızın olması gerektiğini düşünüyorum. Çin bu hata yaptıktan sonra Amerika biraz panikledi. Birçok yerde işte gazetelerde onunla ilgili haberler çıktı. Onu da ekleyeyim. Peki her şeyi devletten mi beklemek lazım? Hayır. Aslında özel sektöründe bu işe el atması lazım. Dünyadaki ilk 500 bilgisayara baktığımızda aslında yarıdan fazlasının endüstride olduğunu görüyoruz. Yani yarıdan fazlası aslında bu ilk 500'deki bilgisayarlar endüstride odaklanmış durumda. Bunlar işte enerji, yapay zeka, bulut bilişim, finans, biyoteknoloji birçok alanda ki firmalar. Türkiye'de de belki şirketlerin ellerini taşın altına koyması gerekiyor ve süper bilgisayar altyapısını kurmaya
katkıda bulunmaları gerekiyor. Aslında onlar için avantajlı bir şey. Burada da yatırım gelir getirisinden bahsetmek istiyorum. 1 dolarlık yatırım ortalama 70 dolarlık kar getiriyor. Süper bilgisayarlara yapılan 1 dolarlık yatırım 70 dolar kar getiriyor. Bazı sektörlerde bu daha az. Yani 10-20 civarında, ama yani hiçbir alanda 1 dolar yatırım yapıp 20 dolar geri alınmıyor. O yüzden süper bilgisayarlara hakikaten yatırımın ve isteğin hem yazılım hem donanım açısından artması gerektiğini düşünüyorum. Evet, son olarak da kendi labımda çalışanlardan bahsedeyim. Çok büyük bir ekip değiliz, küçük de değiliz, orta boydayız. Yeni öğrenci almak istiyorum, gruba katmak istiyorum. Yeni projelerimiz var. 25 milyon TL'lik bir bütçemiz var. Eğer ilgileniyorsanız master, doktora ve doktora sonrası araştırmalar için bana başvurabilirsiniz. Grubumuzun web sitesi parkour.com, oraya da bakabilirsiniz. Son olarak da şunu söyleyerek bitirmek istiyorum. Süper bilgisayarlar süper güç demektir. Ama bu süper bilgisayarları, gücünü kontrol etmek istiyorsanız süper bilgisayarlar için yazılım geliştirebilirsiniz. Böylelikle bu gücü kontrol edebilirsiniz. Teşekkür ediyorum.